Herkese merhaba. Hat Sohbetleri Gündelik Hayatta Bilimin Yeri başlıklı serimizin üçüncüsüne hoş geldiniz. Ben Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Programı'ndan Fransızca Öğretim Görevlisi Hilal Üçüncü. Bugün bu seride konuğumuz İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünden değerli hocamız Inge Utterhoven. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İzninizle ben sohbetimize başlamadan önce biraz hat oluşumundan bahsetmek isterim. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan bu oluşum, bu da fakültemizdeki akademisyenlerin bilgi ve birikimlerini, araştırmalarını, projelerini, toplumun her kesiminden ilgilenen herkesi çeşitli etkinlikler çerçevesinde ulaştırmayı hedefliyor. Bu sohbet serisinde de kısa sorularla bu amaca uygun bir sohbet gerçekleştireceğiz. İnge Hocam, bu doğrultuda ben sözü size bırakmak isterim. Bize biraz Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projenizden bahsedebilir misiniz acaba? İlk olarak ben size teşekkür etmek istiyorum davetiye için. Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi Belçika Leuven Üniversitesi tarafından yürütülen bir proje. 1990 yılında Profesör Mark Walkes tarafından başlatıldı ve 2013 yılından itibaren Profesör Jeroen Pobloma tarafından devam ediliyor. Sagalassos Antik Kenti Burdur'un Ağlasun ilçesinde bulunur. Denizden 1500 metre yükseklikte yer alır Toros dağlarında. Ve Sagalassos projesi çok uluslararası ve disiplinler arası bir proje. Daha sonra da biraz daha detaylı bu konu hakkında anlatabilirim. Ben kendim 1997 yılında öğrenci olarak kazılara katılmaya gittim. Bir defa Sagalassos'a ve ondan sonra hep devam ettim. Doktora döneminde, doktora sonrası araştırmacısı olarak devam ettim. Ve 2012 yılından itibaren Koç Üniversitesi'nde çalışıyorum ve o andan itibaren her yaz kendi öğrencilerimizi Sagalassos'a götürüyorum ve bu da beni çok mutlu eden bir şey. Öğrenci olarak başladım. Şimdi öğrencilerle beraber orada çalışmaya devam ediyorum. Ne güzel, ne güzel hocam. Peki hocam, bir ortaokul öğrencisi arkadaşımız gelse ve bu projeyi ona anlatmanız gerekse, o sorsa, bu projeyi nasıl anlatırdınız? Daha onun anlayabileceği bir biçimde. Nasıl ifade ederdiniz? Nasıl açıklardınız? Biz arkeologlar olarak özellikle insanların nasıl yaşadığını öğrenmek istiyoruz bu antik dönemlerde. Ve çok disiplinli ve disiplinler arası bir proje olduğumuz için farklı disiplinlerden katılan araştırmacılar ve öğrencileriyle beraber çalışıyoruz. Demek ki bizim yanımızda mimarlar var, mühendisler, arkeozoologlar, paleobotanik uzmanlar, jeologlar, jeografçılar hep beraber antik dönemlerde insanların hayatı nasıl olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Ve kendim ben özellikle konut mimari ve özel yaşam üzerine çalışıyorum. Ondan başka yukarı Agora'da birkaç binalar üzerinde çalıştım şimdiye kadar. Şu anda da mühendislik fakültesinde çalışsam Fatma Güney ile beraber, başımız Fatma Güney ile beraber bir sit proje yürütüyoruz. Bu proje kapsamında özellikle depremler binaları nasıl etkilendiğini anlamaya çalışıyoruz. Ama en fazla insanların özel hayatı hakkında bilgi toplamaya çalışıyorum. Ondan başka biz özellikle Sagalassos kentinde özellikle Helenistik, Roma ve geç antik dönemlerine odaklanıyoruz. Sagalassos teritoriyonda daha önce de insanlar yaşamışlar. Prehistoria döneminde itibaren aslında. Ama Sagalassos içinde
geçen TİK döneminden sonra da hayat devam etmiş ama daha fazla köy ve kale gibi bir yerleşme oluşturulmuş. 13. yüzyılına kadar insanlar Sagalassos alanında yaşamaya devam etmişler. Ondan sonra Ağlasun ilçesine taşınmışlar. Aslında Ağlasun ismi Sagalassos antik isminden geliyor. Çünkü Sagalassos Agalassos olmuş ve ondan sonra Ağlasun olmuş. Çok teşekkür ederiz hocam. Bir şey daha sormak isteriz. Araştırmalarınız geçmişte yapılmış hangi araştırmaların üzerine oluştu? Bu çalışma nasıl meydana geldi? Bu ve benzer araştırmalara ilgi duyan birisi bu bilgilere nereden ulaşabilir? Burada evler ve konutlar üzerine yapılmış olan araştırmalar hakkında biraz konuşmak istiyorum. Çünkü 1998'ten 2013 yılına kadar kent konağında kazı yürüttüm Sagalassos'ta. Kent konağı aslında 10 yüzyıl süresinde kullanılmış olan bir alan. Helenistik dönemde orada evler inşa edilmiş. Ondan sonra Roma döneminde en azından iki evler aynı yerde yapılmış ve geç antik dönemde 4. 5. yüzyıllarında orada çok lüks bir kent konağı yapıldı. Bu konut kesinlikle en zenginlerine ait olan bir yer olması lazım. Aslında daha önceki arkeologlar genelde kamu binalara ve agoralara dikkat vermişler. Mesela evlerden tapınaklar, meclis binaları, kiliseleri daha iyi biliyoruz. Çünkü ilk çalışan özellikle Türkiye'de çalışan arkeologlar ve Doğu Akdeniz'de çalışan arkeologlar daha fazla kamu binaları ve taştan yapılmış olan binalara dikkat etmişler ve normal insanlar halkın nerede yaşadığını o kadar araştırmadılar. Biz Sagalassos'ta bu kent konağı ile yani bir örnek gösterebilirdik. Çünkü bütün Türkiye'de kazılmış olan konaklarından en büyüklerinden biri ve en detaylı bir şekilde araştırılmış olan bir konak. Çünkü sadece mimari ve dekorasyon formlarına dikkat vermiyoruz. Biz de insanlar mobilya olarak, bardaklar, tabaklar olarak ne kullanmış olduklarını anlamaya çalışıyoruz. Hangi meyve, sebze, hayvan olduklarını öğrenmeye çalışıyoruz. Ve farklı uzmanlar beraber çalışıyorlar. Ondan başka bu konut, kent konağı aslında en zengin konaklarından bir örnek. Ama onun başka halk farklı, daha basit materyallerden yapılmış olan evlerde yaşamışlar. Ve eskiden daha önceki kazılarda genelde böyle evlere o kadar ilgi verilmedi. Ve onun için Sagalassos'ta son senelerde birkaç küçük ev, dükkan ve atölye kazıldı. Ve o bakıştan Sagalassos'ta önemli bir katkıda bulundu ve bulunmaya devam ediyor. Eğer Sagalassos hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz bizim web sayfamız var sagalassos.be ve geçen sene Yapı Kredi ile beraber büyük bir sergi hazırladık. Maalesef COVID durumundan dolayı biraz erken kapatmak zorundaydık. Ama o serginin kapsamında güzel bir katalog hazırlandı ve bu katalog
farklı konular hakkında en gündem bilgiler veriliyor. Bunu tavsiye edebilirim. Ne kadar güzel hocam. Peki hocam, şöyle düşünelim. Bu çalışmalar tabii ki teoride de, pratikte de aslında çok çeşitli etkileri var. Bu araştırmada yapılan, erişilen bilgiler bir kişinin günlük hayatını nasıl etki eder? Yani günlük hayatta nasıl anlam taşır? Tabii ki her arkeolojik yer gibi Sagalassos'ta sadece Ağlasun Lular için, Burdur bölgesi için, Türkiye için önemli değil. Bütün dünya için önemli çünkü insani tarih için önemli bilgi verebilir. Onun için birkaç sene önce Sagalassos Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne aday olarak girdi ve inşallah en kısa zamanda bu listeye eklenecek. Çünkü kesinlikle arkeologlar olarak biz kazıyoruz, buluntular ve binalar çıkartıyoruz ama başka bir sorumluluğumuz da var. Biz bu tarihi eserleri korumamız lazım. Ve bu kapsamda yerel insanlar da çok önemli bir rol oynuyorlar. Çünkü tabii ki onlar anlıyorlarsa bu Sagalassos'un ne olduğunu, bu eski antik kent onlar için de daha önemli oluyor. Çünkü genelde biz de Sagalassos projesinde insanlarla çok iyi beraber çalışıyoruz. Çok senedir başlangıçtan itibaren çok iyi anlaşıyoruz yerel insanlarla beraber ve bu çok güzel bir şey. Ağlasunluların çoğu çocukluğundan itibaren orada bir antik kentin olduğunu biliyorlar. Ama ne tam olarak ne olduğunu bilmiyorlardı. Ve biz de şöyle onların haberdar olmalarını istiyoruz. Ve onun için proje içinde bunun için çok çabalıyoruz ve onlardan destek alıyoruz. Çünkü tabii ki Sagalassos'un tarihi sadece Helenistik geç antik dönemleri için değil, daha önce ve daha sonra dönemler için önemli. Şimdiye kadar hayat devam ediyor, antik kent devam ediyor, turistik bir yer olarak çok turistlerin dikkatini çekiyor ve Ağlasun çok tarımsal önemli bir yer olduğu için hem de mesela geleneksel mimari de var, geleneksel kerpiçten yapılmış olan evler de var ama bu kültürel mirası tam olarak korumak önemli bir şey ve o bakıştan Sagalassos ve bütün bölgesi önemlidir herkes için. Hepimiz için kesinlikle. Son olarak hocam, bu ortaokuldaki genç arkadaşımıza geri dönersek, bu arkadaşın büyüdüğünü, size sorduğu sorunun üstünden yıllar geçtiğini düşünelim ve hatta bu genç arkadaşımızın üniversitemizde, Koç Üniversitesi'nde lisansüstü eğitimine devam ettiğini düşünürsek, araştırmanız, projeniz bu genç arkadaşımız için nasıl bir anlam taşır? Ona nasıl ışık tutar? Nasıl bir anlamı olur? Nasıl ifade edebiliriz durumu? Evet, söylediğim gibi özellikle bu özel yaşam koşullarına odaklanan projeler biraz genç, son senelerdir biraz daha popüler olmaya başladı. Ve biz de Sagalassos projesi olarak burada bir katkıda bulunduk ve bulunuyoruz. Çünkü son senelerde söylediğim gibi halka ait olan binalar, evler, dükkanlar, atölyeler de kazıldı. Ve bu yeni bir gelişim araştırmada. Sadece en üst sınıflara bakmıyoruz. Biz de halkın nasıl yaşadıklarını, gündüz hayatını, hayatların nasıl olduğunu öğrenmek istiyoruz ve bence daha sonraki seneler
bu araştırma o yöne doğru devam edecek ve inşallah 20-30 sene sonra kazılardan dolayı ama farklı tekniklerden dolayı mesela jeofizik araştırmamız da var. Şöyle toprağın altında ne olduğunu öğrenebiliriz kazı yapmadan. Böyle teknikler ve analizler farklı maddeden yapılmış olan ojelere araştırarak daha iyi anlayacağız. Ve bence bu güzel bir şey çünkü herkes buna ilgileniyor. Eski zamanlarda insanların nasıl yaşadığımızı çok merak ediyoruz ve öğrenmek istiyoruz. Her zaman çok büyük bir merak konusu. Daha önce insanların nasıl yaşadığı. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bizi kırmadığınız için, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bu vesileyle bizi izleyen herkese de çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bir sonraki seride görüşmek üzere.